Sevgili dostlar, bu video hayatınızda vereceğiniz birçok kararda daha iyi düşünmenizi sağlayacak ve hatta büyük riskleri alabilmenizde size yardımcı olabilecek bir video olacak. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bugün benim hayatımın en duygusal günlerinden bir tanesi. Yaklaşık 8 yıl önce Amerika'ya ikinci kez gelirken bavuluma, diplomam, üniversite diplomam da dahil bir takım elbise de dahil birçok şeyi koyup geldim. Çünkü o zamanki kararım ne olursa olsun Amerika'da kalmayı garantilemeden Türkiye'ye dönmeyeceğim kararıydı. Şimdi bu kararı neden verdim? Üniversitede turizm okurken diğer insanlarla etkileşimleri gördüm. Diğer kültürleri tanıdım ve şunu düşünmeye başladım. Dünya çok büyük bir yer ve biz sadece çok küçük bir bölümünde yaşıyoruz. Diğer kültürleri öğrenmek insanın cahilliğini giderebilecek bir şeydir. Çünkü atalarımızın söylediği çok güzel bir söz var. Çok okuyan değil, çok gezen bilir. Diğer kültürleri tanıdığınız zaman ve diğer insanlarla kaynaşabildiğinizi gördüğünüzde, başka ülkelerde hayatta kalabildiğinizi anladığınızda özgüveniniz bambaşka noktalarda olur ve yaşamla ilgili bakış açınız daha çok değişir. İşte bu yüzden yapabilirseniz kesinlikle başka yerleri görmenizi tavsiye ediyorum. Bu kararı vermeden önce de Amerika'dan bir keresinde bir yıllığına bir program yapıp dönmüştüm. Ve o dönüşümde ne kadar mutsuz olduğumun farkına vardım. Çünkü o zaman İngilizcemi de geliştirdim ve yüksek lisans yapmak için bir Üniversiteye başvurduğumda sınavı geçip resmen başka öğrencileri kaydırarak beni alt sıralara atmalarına sebep oldu. Bu oradaki düzensizliğin farkına vardım. Onun dışında da babamın çok yakın bir arkadaşının 4 yıldızlı Kuşadası'ndaki bir otelinde çalışmak için babam benim adıma konuştuğunda, benden bahsettiğinde otel sahibinin verdiği cevap beni derinden etkiledi. Oğlunun potansiyeli çok büyük gözüküyor. Ben onu çalıştırırım fakat eğitimi ve kültürüyle anladığım kadarıyla burada mutsuz olur ve verdiğim maaşlar ona yetmez dedikten sonra ben aslında potansiyelimi daha iyi kullanabileceğim yerlerde olmak istediğimin farkına vardım. İşte bu yüzden aslında Amerika'ya gelip burada kalabilmenin ne kadar önemli olduğunu anladım ve bir şekilde de Evliliğimi yaparak, green card hakkı kazanarak, daha sonrasında da vatandaşlığımı alarak burada hayatımı sürdürmeye başladım. Fakat hüzünlü olmamın en önemli sebebi ilk defa artık o kadar zorluğun üzerinden sonra 8 yıl sonrasında bir Amerikan vatandaşı olarak Türkiye'ye gideceğim. Benim için çok büyük bir hayaldi. Bunu gerçekleştirmek benim gerçekten mutlu etti. Ve size bir kelimeden bahsedeceğim. Bu yaşadığım şeylerdeki anlamanız için, o riskli kararları vermeniz için. O kelime de arkadaşlar bedel. Hayatta verdiğimiz her kararın altında bir bedel yatar. Siz ne karar verirseniz verin o bedeli ödemek zorundasınız. Çünkü o bedel ödenirse ona göre yaşarsınız. Basit kararlar verirseniz, kolay şeylerle ilgili kolay kararlar verirseniz belki o bedeli bir ömür boyu ödemek zorundasınız. Zorlu sizin risk almanızı sağlayan kararlar verirseniz de zorlu bedelleri yine ödersiniz fakat o bedelleri ödedikten sonra rahatlığa kavuşabileceğinizin de farkında olmanızı istiyorum bu videoyu atarken. Çünkü ne olursa olsun o karar verdiğim zaman arkasında ödediğim çok büyük bedeller vardı. Bunu Amerika'da yaşayanların çok zor hayatlar yaşadığı edebiyatına bağlamayacağım. Oraya kesinlikle girmiyorum. Sadece bilmenizi istediğim şey hangi ülke olursa olsun Türkiye'de de olsan başka ülkede de yaşasan ya da herhangi bir kararın arkasına bak tekrar söylüyorum ödeyeceğimiz bir bedel var. Ve o bedeli seçmek de senin elinde olacak çünkü hiçbir şey kolay olmayacak. O kararlar verildiğinde ben buraya tekrar gelme kararını verdiğim zaman anneme dördüncü derece kanser teşhisi konulmuştu Türkiye'deyken. Ve annem aslında bunu hiç kimseye söylemedi. Çünkü ben burada bir hayat kurmak için geliyordum. Ailem bana o izni verdi. Dediler ki ne olursa olsun buraya geri dönme. Orada hayatını kurana kadar orada yaşamaya devam et. Biz seni özleriz ama sensiz yaşamaya çalışırız. Çünkü senin kuracağın hayat her şeyden çok daha önemli. Bakın bir ailenin çocuğuna böyle şeyler söylemesi gerçekten önemli. Özellikle bizim kültürümüzde aile yakınlığı olduğu için çok yakın bir arkadaşım benimle aynı zamanda gelip programı yapıp Türkiye'ye geri döndü ve tekrar gelemedi çünkü ailesine çok bağlı olduğu için. Şimdi o kararından muhtemelen çok pişman olduğunu biliyorum. Daha önce konuşmuştuk ama o bedeli de hepimiz ödüyoruz. O orada kalarak o bedeli ödüyor. Ben burada kalarak bu bedeli ödedim. Kanserli annemi hiç görememek, 2 yıl boyunca gidememek bedelini ödedim. 2 yıl sonra geriye gittiğimde de sadece 8 gün onları görebildim. Böyle bir bedel ödedim. Burada Türklerin diğer Türkleri nasıl kullanarak Hayatlarına devam etmeye çalıştıklarını gördüm. Depresyonlu bir eşle beraber olarak kendi depresyon, kendimi depresyonda hissetmeye başladığımı gördüm. Buradaki insanların ne kadar mutsuz, hayatlarından keyif almadıklarını gördüm. Yani siz sosyal medyada Amerika'ya gelenleri son zamanlarda çok fazla görmeye başladınız. İşte aldıkları maaşların yarısını araba ödemelerine verip, sanki buradaki hayat çok lüks insanlara göstermeye çalışıyorlar. Benim demek istediğim şu. Buraya gelseniz, evet gerçekten iyi bir potansiyeliniz varsa, eğitimli biriyseniz iyi şeyler başarabilirsiniz. O bedeli ödedikten sonra güzel bir hayat kurabilirsiniz. Çünkü bu 8 yıl içerisinde benim buraya geldiğimden beri hayatımda yaşadığım en güzel yıllardan bir tanesi bu yıl. Ve bu anları yaşayana kadar aslında ben yaşadığım zorlukları kendi içimde tutmak zorunda kaldım. Bazı arkadaşlarımla paylaştım. Eğer bir başka bir ülkede yaşayacaksınız, yaşayacağınız en büyük zorluklardan bir tanesi ne ekonomik sıkıntı, ne dil bilmeniz, ne de başka bir şey. Dili bilseniz bile, kültürü anlasanız bile yaşayacağınız en büyük sıkıntı aidiyet duygusu. Çünkü hiçbir yere ait hissetmeyeceksiniz. Ne kadar o kültürün içinde olursanız olun, yakından öğrenirseniz öğrenin bir geçmişiniz var. Öğrendiğiniz bir kültür var yaşadığınız bir aile var ve bunu başka yerde kesinlikle hissetmeyeceksiniz. O aidiyet duygusu sosyal medyada bir video izlerken çalan bir Türkçe şarkıyı duyduğunuzda sizin duygulanmanızı sağlayacak ve o duyguları hiç kimseyle paylaşamadığınız anlar olacak. O problemleri yaşayacaksınız. Fakat dediğim gibi güzel bir hayat kurmak istiyorsanız bir vizyon sahibi olun. Ben bu vizyonu yıllar önce kendimce hissettim ve dediğim gibi dünya çok büyük bir yer dedim kendime. Sadece küçük bir kısmında ben hayatımı sürdürmek istemiyorum. Ha bunu size gaza getirmek için de söylemiyorum. Belki senin hayalin küçük bir yerde yaşayıp küçük şeyler yapmaktır. Bundan mutlu olabilirsin. Bunda bir problem yok. Ama kendine bir vizyon yarat. O vizyonun arkasından git. O vizyonu takip et. Bunun için sürekli çalış zorlu günler göreceksin. Bedeller ödediğin günler olacak. Bazen hayatınla ilgili çok fazla sorgulayacaksın. Gittiğin yönü göremeyeceksin. Zaten hayatın en büyük olaylarından biri bu. Her gün sürprizlerle dolu. Sen bir planı ne kadar garantili bir şekilde yapsan da önüne çok büyük problemler çıkacak. Ve o problemlerin üstesinden gelebildiğin zaman senin karakterin yeniden inşa edilecek. Bu yayını yapmamın en büyük sebebi beni bu kanalda takip eden birçok genç arkadaşımın olması ve hayatları ile ilgili çok riskli kararlar verme aşamalarındalar. Bazen kendilerini anlayamıyorlar. Sosyal medyaya bakıp başka hayatların üzerinde düşünüp o hayatlara sahip olmak istiyorlar ve kendilerini mutsuz görüyorlar. Bakın elimizde olanla yetinmeye başlayarak daha iyi şeyler yapabiliriz. Bunu fakir edebiyat olarak söylemiyorum. Beni Burada o zorlu dönemlerde bedel ödediğim zamanlarda ayakta tutan en büyük şeylerden biri minnettarlık duymaktı. Hayatımla ilgili minnet duymam, sağlığımla ilgili minnet duymam, ailemle ilgili minnet duymam. Her gün ben bunları günlüğüme yazarak 3 tane minnettar olduğum şeyi yazarak sağlığımla ilgili bugün çok mutluyum. Hayatımla ilgili çok mutluyum. Mutlu olmadığım günlerde bile bunları yazıyordum ki elimde olan şeylerin değerini bilip daha iyi şeylere kapı açmak için. Bunlar olacak. Hayatınızda zorluklar çekeceksiniz. Fakat siz her şeyde bir bedel ödeyeceğinizi bilirseniz ve bu bedellerin üzerinde düşünürseniz, bu sefer o bedelleri ödediğinizde hayatınızın daha iyi bir noktaya gelebilme şansı var. Dediğim gibi kolay hayatı seçerseniz belki o bedeli bir ömür boyu ödeyeceksiniz. Fakat risk alıp zorlu hayatı seçerseniz de o ödediğiniz bedellerin sonunda iyi bir şey yaşayabilirsiniz. 8 yıldır Hayatımın en güzel yılını bu yıl yaşamamın altında yatan sebepler kendi işimde mutlu bir şekilde olmam, sevdiğim işimi kurmam. Bunun dışında tabii ki sevmediğim şeyler var. Bir restoranda gidip yemek servisi vermem insanlara, lüks bir restoran bile olsa iyi bir para kazansam da benim potansiyelimin o işi yapmak olmadığını biliyorum. O yüzden mutsuz oluyorum. Fakat kendime her gün bu işi yaptığım için minnettarım çünkü benim faturalarımı ödüyor diyorum. Onun dışında sevdiğim işi yaptığım için de bir aylık tatile gidebilme şansım var benim şimdi. Ve yakın bir arkadaşımla 9 gün boyunca 4 tane farklı ülke göreceğiz. İlk defa pasaportumla girip rahat bir şekilde ülkeden çıkarılma korkum olmadan Amerika'dan bu rahatı yaşayacağım. Ama bunun için bedeller ödendi bedelleri ödediğim için ben belki gençliğimden kaybettim. Belki morallerimden kaybettim ama hiçbir zaman etiğimden kaybetmedim. Çalışma etiğim her zaman oradaydı ve sıkı çalışmadan sonra o etiğe devam ettikten sonra bana çok büyük kapılar açıldı. Eğer genç bir insansan bu kanalda beni takip ediyorsan bilmeni istediğim şey o çalışma etiğini kaybetme. Çünkü o sosyal medyada gördüğün kolaydan hayat kazanmalar aslında perde o perdelerin arkasında insanlar çok büyük bedeller ödüyorlar ve hiç kimse o bedellerden sana bahsetmiyor. Çünkü hiç kimse kendini kötü bir durumda göstermek istemez. O yüzden o insanlara bakıp yanılgılara düşme. Çünkü vereceğin her kararın arkasında çok büyük bedeller ödeyeceksin. Umarım bunu anlarsın ve değişimleri yapmaya başlarsın. Bu yayını beğendiysen videoyu beğenmeyi unutma. Kanalıma abone değilsen abone ol. Çünkü ben bu kanalda Güçlü psikoloji nasıl geliştirilir ve o psikolojiyle insanların potansiyelleri nasıl çıkarılır? O tarz şeylerden bahsediyorum. Umarım bu videoyu beğenmesindir. Kendine iyi bak ve ödemeye hazır olduğunu bedeller için çalış. Çünkü sonunda güzel günler görebilirsin.